Merhaba sevgili başaklar nasılsınız sevgili burçlaşlarım evet <laughs> bekar başak kalmayacak bekar başak kalmayacak diye başlamışız <laughs> evet. şimdi sevgili başaklar May Mayıs ayı 2022 yorumlarıyla beraberiz bakalım sizleri neler bekliyor şu anda ekranda gördüğünüz 1 Mayıs tarihinin gezegenleri durumları şöyle başladı. Ayın 30'unda 30 Mayıs 30 Nisan'da bir tutulma ile başladık. Bir güneş tutulması, yılın ilk güneş tutulması ve dördüncü evde sürprizleri anlatan alanda bu sizin yurt dışı, uzaklar, yabancılar aynı zamanda akademik alanımızı anlatıyor bizim öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu burada Burası güzel bir ev, güzel bir alan. Buradaki bir e, yeni ay ve Uranüs'le bağlı, sürprizlerle bağlı bir yeni ay gerçekten güzel etkileri var. Bir de bu yeni ayın başka bir etkisi daha var. Artık ne diyeyim yani niye böyle hala bekar başak var anlamadım. Venüs ve Jüpiter bakın birlikte ve 28 derece üstüne üstlük bunlar 28 derece Pluto'yla da şahane bir açı içerisinde ikili ilişkiler, ortaklığı anlatan alandaki Venüs ve Jüpiter, evliliği anlatan alandaki Venüs Jüpiter, aşk, hayatı, çocukları anlatan alandaki Plüto'dan korkunç bir destek alıyor. O da yetmiyormuş gibi bir de Neptün burada e, Jüpiter'le beraber sanki hayallerimizdeki kişiyi karşımıza getirecekmiş gibi duruyor. Bu iş ortaklığı olur, bu evlilik olur, ciddi bir ilişki olur. Ama burada mutlaka bir ilişkinin faydasını görmek var, onu söyleyebilirim. Ve Venüs özellikle burada yedinci evde güçlü konumda sevgili Başak dostlarım. Çünkü Balık Burcu'nda güçlü durumda, burada yedinci evde güçlü durumda. Yani sanki gerçekten böyle hayal gerçekleşiyor bir şekilde diyebilirim. Bu şeyi değerlendirdiğimizde tutulma. Şimdi ayın birine baktığımızda, 1 Mayıs'a baktığımızda ki durum bu 30'un etkileri ayın ikisinde de Venüs 2 Mayıs'ta burada Koça geçecek. Yani başkalarından gelen parayı anlatan kazançlarımızı anlatan alana geçeceğiz. Şimdi bu iyi bir şey. Niye iyi bir şey? Bu bir paranın kazanılacağını gösteriyor. Para geliyor. Kimden? İş ortağımızdan gelebilir, eşin parası olabilir veya bizim paramızda bir artış olabilir. Ayın üçüne bakın geldiğimizde zaten Jüpiter ve Plüton'un güzel açısı, Neptünle de Neptünle de Kuzey Ay düğümünü. Yani burada yaşayacağımız ilişki, ...uzun soluklu bir şey olacak. Böyle üç yıllık, beş yıllık bir şeyden bahsetmiyorum. Uzun soluklu bir ilişki olacak. Bizi geleceğe taşıyacak bir ilişki. Bir ortaklık, bir birliktelik. Öyle söyleyebilirim. Şimdi Merkür de henüz geri dönmemiş, geri gitmemiş. Hayatımızın tepesinde ve burada Jüpiter'le de Merkür'ün güzel bir açısı. İşte burada iş ortaklığı olsun, evlilik için sözleşme olsun ayın hani 6'sı e, gibi öyle söyleyeyim. Buralarda e, bunları imzalayabiliriz. Neden sonra imzalayamayacağımızı e, göstereceğim size ama buradaki en büyük sorun Satürn'ün Kova'daki 6. evdeki durumu. Ama inanın ben buna o kadar takılmıyorum. Niye takılmıyorum? Çünkü Satürn Kova'da kuvvetli olduğu için olumlu özelliklerini ortaya koyduğu için burada Satürn'ün iş hayatımızla ilgili veya sağlığımızla ilgili kendimizi disipline etme gücünü bize verdiğimize, oralarla biraz uğraşacağımızı söylüyor. Mesela ben bir başak olarak hakikaten bel fıtığım çıktı ve onunla uğraşıyorum mesela. iyileşeceğini biliyorum, keyfim çok yerinde. Ama işte git gel fizyoterapi yüzme falan derken bunlardan bahsediyoruz. Evet. Şimdi gelelim 10-10 Mayıs'ta neler oluyor. Bir kere bizim yönetici gezegenimiz Merkür geri harekette ve güçlü olduğu ikizler burcunda iş hayatının. Burada bazı aksilikler, işle ilgili gecikmeler, organizasyonel bozukluklar olabilir. Burada iyi de şu olabilir geçmişten gelen bir iş önümüze düşebilir gelebilir onu da söyleyeyim size sevgili başaklar ve Jüpiter de Koç burcuna giriyor yani artık ve Ekim 28'e kadar burada kalacak ve artık bize gerçekten parayla ilgili çok güzel gelirlerimizin olduğunu anlatıyor ve burada Venüs de Şirona yaklaşmış Venüs Şiron birlikteliği de bizim Özellikle kadın başakların kadınlıkla ilgili, cinsellikle ilgili konularda kendilerini iyileştireceklerini, daha keyif alabilecekleri bir süreçten bahsedebiliriz ayın 10'unda. Şimdi ayın 16'sında sevgili başaklar bir ay tutulması var. Bu bir dolunay. Bakın. Boğa burcunda olan 25 derece Boğa burcunda pardon Akrep burcunda olan ve 25 derece Akrep burcunda olan yani 9 ve 3. evlerin e, konusu. Burada bir tamamlanma. Bir şeyi tamamlıyoruz. Bir eğitimi tamamlama olabilir. Bu yurt dışı ile ilgili bir kararın verilmesi anlamına gelebilir. Ben bu tamamlanmayı tamamlanma olarak bir bitiş bir son diyorlar ama ben biz e, bitiş değil bir tamamlanma nihayete erme olarak e, değerlendiriyim e, bunu değerlendiriyorum daha doğrusu sevgili başaklar burada e, dönüp baktığımızda bu tutulma esnasında Venüs Şiron tam e, bir arada bu yine çok güzel bir etki e, veriyor bize ve Mars'la Neptün de burada birlikteler ama Neptün'ün o kadar güzel bir açısı var ki e, güneşe. Yani gerçekten keyif yerinde diyebilirim. zorlu olan ne? Satürn. Yani sağlık ve işle ilgili yoğunluğumuz bizi istediğimiz keyfi çıkartmamak durumuna e, getirebilir. Bu tutulma 2004'te benzeri olan, Mayıs ayında benzeri olan bir tutulma. Dönüp 2004'ünüzün Mayıs'ına bakın neler yaşadınız. Mesela ben o zamanlığı çok net hatırlıyorum. 2004'ün Mayıs'ı gibi e, danışmanlık firmasında en iyi e, müşterilerimi kazanıyordum. Çok başarılı olduğum bir süreçti öyle söyleyeyim size iş hayatımla ilgili. O yüzden gene benzer bir süreci burada yaşayacağımı umut ediyorum. Ayın 25'ine geldiğimizde bir kere Venüs, pardon Mars öncelikle Koç Burcuna girecek ve burada bize bol bol para harcatır. gelen paraları harcamak anlamına gelebilir veya başkalarıyla paylaşmak anlamına gelebilir ve Mars buraya e, ilerleyecek. 28'inde de Venüs yani 28 Mayıs'ta da Venüs burada 9. evimizde bizim kendimizi göstermemizi, bir eğitim vermemizi veya bir eğitim almamızı sağlayacak ve bu bizim için keyifli olacak. Bana, benden istenilen bir eğitim var. Kuvvetle muhtemel bu ayın sonuna doğru bunu vereceğim ve bu da oldukça güzel geçecek bir eğitim. Oradan da zaten para kazanacağım diye düşünüyorum. Ayın 28'indeki bu boğaya geçişi biz başakları biraz daha göz önüne getirecek. Bu arada Plüto ile Merkür'de iki geri giden gezegen de birbirleriyle çok güzel bir açı yapıyorlar ama Geri gittikleri için enerjilerini hemen görmeyebiliriz. Fakat biliyorsunuz güneş de ikizlere giriyor ayın 20'si civarı 21 ve artık kariyerimiz bizim için çok önemli bir hale geliyor. Biliyorsunuz ayın başında ilişki çok daha a önemliyken ayın sonuna doğru kariyer konumuz çok daha önemli bir hale geliyor. Ayın sonunda başka bir yeni ay var ve bu yeni ay... 9 derece 9 derece ikizler burcunda efem kariyerde yeni bir başlangıç demektir bu ve bu bizim gerçekten tüm emeğimizi ortaya koyacağımız, çok çalışacağımız bir süreci, bir yenilik dönemini anlatıyor olacak sevgili Başak burçları. Evet, Merkür hala geri gidiyor şeyde ikizlerden Boğa'ya geçmiş oldu ama biraz daha etkisini ikizlere göre daha azaltmış olacak Boğa'da. Ama yine de bizlerin çok fazla anlaşma sözleşme Merkür geri gittiği ayın onundan itibaren girmememiz gerektiğini tekrar ve tekrar söylemek istiyorum. Evet. Yolumuz açık ve keyifli olsun sevgili Başak dostlarım.